ala alihi ve sahbihi ecmain ala resulina Muhammedin salavat. Ben bunu bu dersin için yapıyorum veya bu çeşit. En küçük yaşta olan kaç yaşında var? 13 mi 12 mi? Sen 13. Şöyle sevgili arkadaşlar bak. İlle sizin bilginiz size ait değil. Emanettir. Bazen o aldığınız bilgi belki annenin için almışsın. Annen için, baban için, ablan, abin için, dayın için. Yani sen bir yerden geldiğin için kurstan derler ki veya rastlarsın. Ya böyle böyle bir şeyin var, sıkıntı. Konuşurken hiç kimse çözemezken belki sen çözüm üretirsin. Yani senin elde ettiğin ilim sırf senin için değil. Bir başkasının derdine derman olur. Anlıyor musunuz? Belki şu anda senin işine yaramıyor. Ama gelecekte olabilecek buna tıpta şey deniliyor. Daha hasta olmadan hastalığa karşı güzel yaşamak koruyucu hekimlik derler. Tamam. Yani mesela eve gittim. Basit basit bir sebeple annem veya baban da bir baktın şey. Baba bir de böyle düşün. Allah Allah. Oğlum nereden çıktın? Nereden buldun bu cümleyi? Hakikaten ya. Mesela baban dert yapıyor. Baba diyeceksin ya. Bu şeyi dert yapmak sana yakışmıyor. Niye oğlum? Kaliteli adamın derdi de kaliteli olur ya. Sen kaliteli adamsın. Ya basit basit şeylerle ne meşgul oluyorsun? Adam erkeklik şeyi de şey yapar tamam mı? Hakikaten kaliteli der mi ki? Yok oğlum ben kalitesizim. Der mi? Demez. Kaliteli adamın kaliteli derdi olur. Kalitesiz adamın kalitesiz derdi olur. Derdine bak adamın kim olduğunu anlarsın. Böyle bir şey denen adam dirilir ya. İnsanı canlı tutan özgüvenidir. Olayları doğru yorumlamasıdır. İlle ben size hitap etmiyorum. Sizin o güzel, o kalıcı hafızanız var ya temiz. Bu bilgileri alacak, hem kendisinde kullanacak gelecekte, hem de yakınlarına kullanacak. Kardeşine kullanır, annesine kullanır, onlara yol gösterir, çözümler üretir veya doğru düşünmesi için malzeme olur. Anlıyor musunuz? Şimdi, insan senin bilmediğin nice işlerde yaradığını ve onları aktif ve canlı tuttuğunu. Mesela insanlar var. Böyle zındık diyelim. Dinsiz, namaz kılmıyor veya Müslüman. Farklı farklı insanlar var. Her bir insanın dinsiz dahi olsa bir işlevi var. Bir vazife yapıyor. O olmasa öteki karşıtı da olmaz. Şöyle düşünün. Haram yoksa farz da yoktur. Küfür yoksa iman da yok. İman bir şey redden sonra başlar. La ilahe. Ondan sonra illallah. Yoktur. Red var ilk önce. İlk önce red. Sonra kabul. İslam'da kabul ettikten sonra red yok. Redden sonra kabul var. Fıkıhta da öyledir. Eylem mi yapmak? Yani farzı mı yapmak? Haramı mı terk etmek? İlk önce haramı terk etmek. Sonra farzı yapmak. Terk-i kebair. Celbi nefaya. Terk-i kebair. Haramı terk etmek, farzı yapmaktan üstündür. Hele bu asırda usul esas olmuş. Kalp eylemle çalışır. İbadetle, Kur'an'la çalışır Said. Kafa terklerle çalışır. Tiryaki olduklarımızı terk etmeyle çalışır. Kafanın malzemesi dima terktir. Çok ilginçtir bu. Bu yok yani ben böyle külliyattan bulduğum bir şeydir. Terk. Tecerrütlerle çalışır. Yani tiryaki olduk, bağımlı olduk, filmdir, dizidir, vesairedir. Yani tiryaki olduklarımızı terk ederek kafa sakin olur. Allah Resulü'nün hadisi de var. Ey ashabım, okumadan, ilim yapmadan ilim isteyeniniz yok mu? Yani isteyen var mı? Bu manada sorduğu zaman istemeyen olur mu? Peki, yapmadan ilim nasıl olur? O da takvanızı artırın diyor. Takva nedir? Eylem değil, eylemsizliktir. Meniyattan ve günahlardan iştinap etmek.
terk etmek. Bu sefer ne oluyor? Haramı terk edince zaten çanak anten gibi, çanak anten gibi vahiy, yani onun zımnı olan, detayı, türevi olan ilham, sunuat, tulat, işaret, rumuzat sana yağıyor. Ustad ne yaptı ki? İlkokulu bile okumadı, yağdı. Yani bu ilimle, ilimlerin kaynağı değil ki, geldi. Gelmesine zemin oldu. Mesela çanak anten, uyduya tutuyorsunuz. Senin gözün görmüyor değil mi uyduyu? Uyduyu bile görmüyorsun. Uydunun filmini nasıl göreceksin? Çanak antene bakın. Saç değil mi ya, demir? Peki her şey gözle mi gözüküyor? Bak saç gördüğünü senin gözün görmüyor. Demir ya. Demir uyduyu görüyor. Ona çatıya koyuyorsun, evde bağırıyor. Oldu. Karınca var, sağa getir, sağa. İleri. Tamam. Gördüğünü nasıl anlıyoruz? Televizyonun ekrandan anlıyoruz. Kim görüyor? Tamam abi, uydu gördü anten diyorsun. Lan uydunun gördüğünü görebiliyor musun sen? Bak bakayım çanağa, görebiliyor musun? Uydunun gördüğünü göremiyorsun, uyduda olanı da göremiyorsun. Neyle görüyorsun? Televizyonda görüyorsun. Haşa, uyduya misal Allah. Çanak antene misal insanın kalbi. Televizyondan kasıt beden. Televizyondaki elektrik hayat. Televizyonun içindeki program ruh. Televizyondaki film, uydudaki film. Lahuti, Allah Esma-i Hüsna'daki hakikatları senin kalbin, çanak anten buraya taşıyor. Anladık mı? Bir daha yapalım mı bu örneği? Uydudan örnek, uydudan maksat Allah diyelim. Uydu Allah diyelim. Çanak anten kalp. Tutuyoruz. Kablo, his, duygu. Televizyon, beden. Televizyonu çalıştıran, bedeni çalıştıran hayat, elektrik. Televizyon içindeki program, ruh, sistem. Şimdi, televizyonda gözükenler televizyonun içi midir? Hayır. Cahil adam ne derler, eskide vardı ya, Yusuf sizin ömrünüz şey yapma, benim de etmedi ama hafif ucundan gördüm bunları. Köyde benim mesela ilkokul 3'e gidene kadar elektrik yoktu. Elektrikle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Hiç. İlkokul 3'e kadar. Ne aklınıza geliyorsa, ne film, yani buzdolabı, ne demek. Elektrikle olan hiçbir şey dünyamızda yok. Varlığını görmemişiz. 1974'te yani ben ilkokul 4'te olabilirim en erken. 4'te köyümüze bir yerde televizyon gelmiş. O zaman Bonanza diye bir kovboy filmi vardı. Amerikan uyuşturma tekniği vardı. Amerikan filmleriyle uyuşturulmuş kafalar. Atla gelindiği zaman böyle çekilenleri biliyordum, böyle üzerimize geliyor diye. Kadın erkeği görünce böyle kapandığını biliyorum. Televizyonda adamı görünce o beni görüyor diye kapananı biliyorum ben. Şu an sinemaya gitmiş gibi köyde bir kişinin evinde sinema gibi yapmış. Bütün herkes akşam toplanırdı onu seyreden. Bir TRT vardı, siyah beyaz. Şimdi ne anlatıyorum? Televizyonun içinde adam var zannediliyordu ki kapanıyordu. Televizyonun de gözüken televizyonun içi değil. Başka yerde taşınmış. Ama herkes kutudan biliyor. Biz çok iyi biliyoruz ki uydudan aktarılmış. Değil mi? Şimdi bizim kalbimize gelen manalar da bizden değil. Kalp ayna olmuş. Allah ilham ediyor. Hani bazen demiyor musun? Ya hatırıma geldi. Meylim oldu. Kalbim attı. Onu Allah yapıyor yani. Veya şeytan yapıyor. Uydudan örnek. Allah. Kalp. Çanak antene ne diyelim? Kalp. Kabloya? His. Peki televizyon kutusuna? Beden. Televizyon elektriğine? Hayat. Televizyondaki program, sistem? Ruh. Televizyondaki film? Uydudaki film. Yani ulvi. Allah'ın bize ikram ettiği. İşte hiçbir şey yapmıyor. Takva yani. Gitti çanak anten, ona tutuyorsun, hiçbir şey yapmıyor. Kendisi geliyor. 10. nota. Dokunma, tenkit ellerini uzatma, tutmaya çalışma.
Yani o gelir. Sen ona yüzünü tut, o gelir. 10. nota. Yüzünü tut, o gelir. Nasıl gelir? Karışma kardeş. 506 sözler. Bir misafir geldin. Bir daha geldim. Bir daha gel. Demez misin? Bir de sen gel ya. Ha, biz böyle ders yapıyoruz, kitap okuyoruz, Kur'an okuyorsunuz, Kur'an okuyorsun, Kur'an. O alemlere devamlı. Her namaz. Ondan sonra gelmeye başlıyor. Herkesin bu dünyada, kafir dahi, kimse duymasın bunu. Kafir de lazım. Kafir olmasa biz burada olmazdık. Kafir yoksa dinsizlik yok. İdealistlik de yok. Ne işin var ki senin burada? Herkes annen babasında otursun. Evet, şimdi önceki derste de söyledim. Anne babanızdan ayrıldınız evden falan ama bu bir bedeldir. Canım kardeşlerim, rızık almadan kimseye bir şey verilmiyor. Bir şey fedakarlık yapmadan verilmiyor. Yok öyle bir şey. Bak, size gelmek için bir saat yol. 1,5 saat dur kalk yaptım. 2 saati geçmiş. Ve keyif alıyorum. Size bunları anlatmak için değil kendimi hiç hırtlamı bile yırtarım. Niye? Hayatımdan daha kıymetlidir size bunları anlatmak. Yani ama ne anlatmaya çalışıyorum? Rızk almadan, yani bedel ödemeden bir şey verilmiyor. Yok öyle bir şey. Ha peki ne olur? Bu yaşta kendine yatırım yaptın. Yaptıktan sonra gelecek hayatınızın her safhasında ahiretinize, ezeli ve ebedi hayatınıza ciddi bir yatırım oluyor. Ben sizi okşamak için söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Şu anda küçük bir sıkıntı, hafif bir açı. Bak, hafif bir açı. İleride ne kadar büyük açı oldu bak. Değil mi? Küçük bir yatırım yapacaksın. Ama öyle ama böyle ömrünüz geçecek. Aa, benim de geçti. Bak sizin gibiyim. Ben de sizin gibiydim. Ama öyle ama gönül. Siz de benim gibi ömür verirse Allah olacaksınız. Ha, sizin mahalledeki arkadaşlar ve akrabalarınız da ama öyle ama böyle çocukları öyle de böyle de ömrü geçecek. Ama ya böyle geçecek ya öyle. Sıkıntılarınıza ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Hatırlar mısınız geçen demin? Mukaddes çilem. Aferin. Mukaddes çilem. Çile var. Yaptık ettik ne için? Para kazandık. Para bitti. Bitti. Çile. Ama biz sıkıntı çektik. Anamızdan ayrıldık. Buraya ranzada yatıyoruz. Bunun adı mukaddes çilem. Çile ama mukaddes. Niçin yapıyorsun? Para için mi yapıyorsun? Yok. Makarım için mi? Yok. Allah için. O zaman mukaddestir. Ona içine mukaddesi koydun mu vallahi her taraf mayalanır ya. Nazirten Hoca koca gülü mayalamış. Ona bir kaşık da olur mu? Sonra benim vazifemi yaparım dedim. İşte mayalanın isterse mayalanmasın. Hayatınızı mayalıyorsunuz. Kısa bir dönem için. Hayatınızı mayalıyorsunuz. Hayatınızı. Okşamıyorum inanın bana. Doğruyu söylüyorum. Onun için herkesin bir işi var bu dünyada. Kafir de lazım. Bazıları leşin peşinde çünkü fıtratı köpek. Bazıları otun peşinde çünkü fıtratı hayvan. Bazıları ulvi şeylerin peşinde onlar da insan. Herkes kendisine yakışır bir hedef tayin eder. Hedefinden belli olur adamın kim olduğu. Hatta derdinden belli olur adamın kim olduğunu. Unutmayın gençler, ilim yükseltir, bela, musibet, dertler, hastalıklar adamı ne yaparmış? Hadi bakayım onu. Olgunlaştırır, pişirir. İlimle buğday ekersiniz, biçersiniz ama fırınla şey yapar, olgunlaşır. İlimle yükselirsiniz ama olgunlaştıran bela, musibet, hastalık, dertlerdir. İlim netice değil. Çünkü ilimle dalalete gidenler var. Ama bir davanın peşinde ilmi kullanırsanız Ebu Bekir Sıddık sıfatına sahip olursunuz. Mevlana şöyle demiş. Geminin içindeki su gemiyi batırır. Geminin altındaki suysa gemiye arka olur. Yani geminin içindeki su gemiyi batırır. Ama geminin altındaki su ise gemiyi yüzdür, yükseltir. Çok ilginç. Mevlana. Antika bir adammış o da. Yerine koymak lazım ki fayda versin. Evet, yerine koyacaksın.
Nereye koyacaksın? Bak. Kendimi beğenmememden ileri gelen müthiş aşağılık duygusu hakim olur. Şimdi bu o kadar hassas bir şey ki, kendini beğenirsen, üstün tutarsan gurur, kibir olur. E kendini de beğenmesen bu sefer özgüvenin gider. En iyisi ne biliyor musun? Sendeki güzelliklerin ölçüsü şöyle. Evet, bende güzellik var. Estağfurullah falan yok değil. Var. Allah bu nimeti verdi. Ha, bunu kim verdi? Allah verdi. O zaman hem gururdan hem özgüven kaybından kurtulursun. Yüzme biliyorsan, ha sığ, ha çok derin sular olsun, fark etmez. Bilmiyorsan, ha sığ, ha derin olsun, bu da fark etmez. İnsanın derdi o. Yani yüzme biliyorsan kardeşim, sığ yerde de yüzersin, derinde de yüzersin. Yani derinlik önemli değil yüzen için. Aynı şey ya, su üzerine duruyorsun. Ha burada durdun su üzerine, ha burada durdun. Ama yüzme bilmiyorsan, bir tas su sana okyanus olur. Bu hayatta yüzmeyi bileceğiz. İmam-ı Gazali'nin rahmetullahi aleyh şöyle bir sözü var. Sahilin kenarında eğitim yapan hariç, bu limandan atlayan var ya, yüzme bilmeyenin suya atlaması haramdır. Ne demek? İntihardır da ondan. Şimdi limanın başına, o dalga kıranın başına, dibi sipsiyah. Pat diye atladın. Yüzme biliyor musun kardeşim? Yok. İntihar. Ha bilmiyorsan sahile geç, sahile öğren. Bu hayatın için. Öldün 60 senelik hayatın için. Ama bu hayatta imanını kazanma ve kaybetme ilmi hassasiyeti yoksa senin, bu cemiyette sana yüzdürtmezler. Batarız, batar. Onun için yüzmeyi bilmemiz lazım. Yani imanımızı muhafaza edecek donanıma, bilgiye muhtacız. Mecburuz. Başka. Dine hizmet zannettiğim cemaat, dini insanların baş belası haline getirmemesi lazım. Dine hizmet zannettiğim kişiler veya cemaatler, zaman zaman bakıyoruz ki dinin baş belaları. Bunlara ne diyorum biliyor musun? Dini tamir davasında din tahripçileri. Cümleyi anladın. Dini tamir davasında din tahripçileri. Bunlar Vehhabiler, Selefiler. Gelecekse ömrünüzdeki senelerde görürsünüz. Bunlar Arabistan menşeli. Bunlara Vehhabi, ismini değiştirmişler. Selefi deniliyor. Bunlar Kur'an böyle diyor. Çoğu hadis inkar ederler. Oysa in huve illa vahyun yuha. Sana ne söylenmişse, peygamberimize diyor Cenab-ı Hak, vahyen söylemiştir. İşlerine gelen hadisi kabul ediyorlar, işlerine gelmeyince siliyorlar. Bunlar kim? Selefiler, Vehhabi tipleri. Balkanlarda daha çoklar. Balkanlarda, sizin memleketlerde. Çünkü otoriter boşluğu, din bilgisi yoksunluğu olduğundan, komünistlikte yeni çıktıklarından, Vehhabiler oraya daha çok musallat oluyorlar. Onun için sizin çok ciddi vazifeniz var. Bunlar Selefi diyorlar. Bunlara en güzel cevap, cevabul ahmakul es-sükut. Onlara hiç muhatap almayacaksınız. İnsanların irşadıyla meşgul olacaksınız. Size kurulacak tuzak şu. Sorularla sizi meşgul edip Yunanistan'da hizmet ettirmeyecekler. Kırşehir'de ettirmeyecekler. Ankara'da ettirmeyecekler. Neyle? Soru sorarak sizi meşgul ediyorlar. Niye? Soru sorarak sen cevapla meşgul olursan oradaki ciddi ve masum öğrenmek isteyenlere ulaşamıyorsun. Senin ona ulaşmana böyle mani oluyorlar. Soru sorarak. Bir daha söylüyorum. Sen şimdi bu donanımı aldın. Sana ikide bir, bak sen şeyden geldin, Türkiye'den geldin. Söyle bakalım şu neydi falan. Sen de o kitapları araştıracaksın. Oradaki insanlara ulaşamadın. Seni soruyla meşgul ederken onunla meşgul. Peki cevabı ne olacak? Hiç muhatap almayacaksın. Cevabul ahmakul sükut. Ahma en güzel cevap sükuttur. Çünkü senin anlatmanla dönecek mi? Hayır. Hiçbir şey olmaz. O karar vermiş. Neye benziyor biliyor musun? Uyuyanı uyandırabilirsiniz. Ama uyumadığı halde, yani uyku numarası yapanı
uyandıramazsınız. Hey! Hey! Uyanır mı? Yok, uyanmak istemiyor. Numara. Ama uyanı, hey! Ne oldu ya? Uyuyordu. Uyanı uyandırabilirsin. Çok kolaydır. Bir kıvılcım tamam. Ama uyumadığı halde uyuma numarası yapanı, hey! Bunu uyandıramazsın. Vehhabiler böyledir. Onlar hiç muhatap almayacaksın. Sabah namazına kalkmak isteyen, kalkmak isterse fırlar adam. Pek o kadar ciddi almadı. Yapar. Tamam. Hiç onlarla, selefilerle duyacaksınız. Bizden önce duyuyor. Selefi diyorlar. Kur'an var, hadis var. Allah Allah, insanda vicdanı ya. Vicdan da Kur'an var, hadis var. Lan, doğru söylüyor falan. Hayır. Bizde kaynak, kitap, sünnet, icma, kıyas. Ehli sünnetin ölçüsü bu. Alimlerimiz ne demiş? Bitti. Hiç onlarla muhatap olmayacağız. Sebebi şurada ilgilenmemiz gereken yeni insanlar var. Sen işine kardeşim diyeceksin. Hiç muhatap almıyorum ben. Hiç. Yoluna devam. Emirdan da anlatıyor. Hiç muhatap olmadığım için onu kuduruyorlar. Almanya'da da öyle. Önümü nasıl kesmek istiyorlar biliyor musun? Bir sürü sorular geliyor. Hiçbirisine cevap vermiyorum. Hiç sağır olmuş, kör olmuşum. İşime bakıyorum. Ben ya bana muhtaç olanlara, benden yardım isteyenlere ya ulaşayım. Öğrenmek isteyenlere ya ulaşayım. Bu beni meşgul etmek istiyor. Ama hayvan terli. Dört atacaksınız gözünüzü. Ben size bunları anlatmak için geldim. Hizmet ettiğin daire kime hizmet ediyorsa sen dolayısıyla oraya hizmet etmiş oluyorsun. Arkadaşlar, din dahi olsa bir kursa gittiniz. Ya ben din öğreniyorum. Yetmiyor. Sizin bulunduğunuz daire şu hizmet şekli nereye hizmet ediyorsa size çaktırmadan din verilerek, din elinize tutuşturarak bu dairenin hizmet ettiği yere hizmet edeceksiniz. Etmek zorundasınız zaten, çıkamazsınız. Hepsi öyledir. Ha, eğer batıl bir şeye şey yaparsanız, denk gelirse dini alet ederler, sizi kötüye hizmet ettirirler. Önemli olan ben hizmet ediyorum değil. Senin hizmet ettiğin cemaat nereye hizmet ediyor? Anlıyor musunuz? Ehl-i sünnet mi değil? Sizin ya ben din yapıyorum bana hani beni ilgilendirmez gerisi. Olmaz öyle. Niye olmaz biliyor musun? Bak size bir örnek vereyim. Fıkıh da öğrenin. Namazda, namazın farzlarından bir tanesi kıraat değil mi? Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ Okumasa namazın olur mu? Olmaz. Cemaate tabi olursan imama, okursan doğru değil. Okumayacaksın. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Okumamak şart. Tek başına kılarken okumak şart. Anlıyor musunuz farkı? Bir yerde yapmak mecbur, öteki yerde yapmamak mecbur. Yapmayacaksın. Ha. Niçin? İmama tabi oldun. Artık bir şey yapmana gerek yok. Tabi oldun mu? Yetiyor zaten. Peki. Sen tabi oldun imama. Bir hata yaptın. İmam kurtarıyor seni. Senin namazın gene ona tabi ettiğin için seni kurtarıyor. Ama tek başına kılarken yaptığın hatadan tekrar bir daha kılacaksın. Anlıyor musun? Ha, o zaman burada neyi gösteriyor? Tabi oldu mu ama istikametli bir cemaat olacak. Nedir? Ehl-i sünnet ve cemaat itikadında olacak. Ve hayatta gözükecek. Bize ne verdi? Bunlar kitaba mı? Kitaba, sünnete, icma, kıyas. Yani ehl-i sünnet olacak. Kitabı olacak. Böyle uyduruk açıklarla değil. Ahmak. Sözler 230, Mektubat 438, Demalar 179, Mesnevi 77, Münazarat 77. Herkes inanmak istediğine inanır. Ahmak nedir biliyor musun? Ne anlatırsan anlat. Kendi kendim layıfna. Anlat anlat aynı.
Hazreti İsa Aleyhisselam bir şey var biliyorsunuz. Bu makamda izah edeyim. Sahip. Terden su olmuş. Kaçıyor. Havarileri koşmuşlar da peygamber ya. 12 tane şey var ama. Ulan kimden kaçıyor? Hemen sahiplendiler. O hiç dinlemedi. Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın Resulü! Ey Allah'ın! Hiç kimse cevap vermemiş. Daha doğru çıktı. Arkasından da talebeleri. Gitti peygamber ha bu. Peygamber hikaye değil, roman değil ha. Olmuş anlatıyorum. Yani bir şey tasarlayıp misal yapmıyoruz, roman yapmıyoruz. Bu olmuş. Sirayet dersi var Murat burada. Daha çıkmış, nefeslenmiş. Ey Allah'ın Resulü anlatsana nereden kaçtın? Baksana kimse yok arkanda. Dedi ki, biliyorsunuz ben Allah'ın izniyle amaların gözünü açtım. Cüzam hastalarını düzelttim. Diye öyle geçiyor. Felçleri yürüttüm. Tamam. Fakat ahmağa çare bulamadım. Ahmaktan kaçıyor. Niye? Onun ahmaklığı bana sirayet eder diye kaçıyorum. Allah Resulü de Lut Gölü'ne geldiği zaman sahabesiyle, ki çok asır önce olmuş o olay, Lut Gölü çökmüş, orası göl olmuş. Sahabe develerin sulamaya, su içmeye, yüzünü elini yıkamaya yanaştıkları zaman çıkın, çıkın gidin diye hiddet etmiş, hemen göndermiş. Zira Lut Gölü'nde Lut kavminin adeti sirayet etmiş. Bunlara da orada o ruhani şey var yani. Erva habise var yani. O bize sirayet eder diye benim bir anladığım yani. Oradan su içitmemiş. Lan onun ne alakası var? Asırlar önce ölmüş. Hayır. Kötü yerin hatırası da kötülüktür orada. Üzerine ciddi bir güzel hatıra olmadıkça. Sirayet eder. Yani oturduğunuz, kalktığınız kişilerden size siner. Kahveye giderseniz üzeriniz sigara kokar. İsterse iç, ister içme. Sen ilk defa mı görüyorum? Yok değil mi? Geçen. Görmüştün değil mi? Mesela ektarcı dükkana gitsek. Mesela koku satan. Çıktığın zaman üzerine koku sinmez mi? Sen mi istedin? Yok. Böyledir. O zaman rezil adamların yanına oturursanız sizi siner. Bir örnek de vereyim. Tamam. Bununla alakalı. Bu konuyla alakalı. Köpek değişmez. Ağaç değişmez. Taş değişmez. İnsan değişir. Siması. Mesela diyorsun ki olan en gerekli lanı gibi suratı var ya. Adamın suratına bak ya. Mahkemeden düşer gibi. Veya olan rezil. Veya olan beni rahatlatıyor. Demiyor muyuz? Değişiyor. Değişken insandır. Hayvan değişmez. Köpekleri taşıyan Avrupa'da dolaşıyorum ya. Fransa, Almanya, İsviçre'de, Hollanda'da. Daha yeni geldim. Bir hafta olmadı değil mi? 4 gün oldu. İnanın köpek, tasmayla köpekleri dolaşıyor. Bir bakıyorum ona. Bir bak. Kadın da yoksa Allah beni affetsin. Bakıyorum ona. Ona bakıyorum. Allah Allah. Acaba köpek mi sahibine benzedi? Sahibi köpeğe mi diye soru sordum. Kendime. Ne buldum? Köpek değişmez. Köpek aynı. Meğer adam köpeğe benzemiş. Kadın köpeğe benzemiş. Vallahi adamlardan çekiniyorum. Tak diye çekeceğim ama. Sonra dediler abi gerek yok ya. Google evliyasında varmış. Köpek sahip ilişkisi diye falan. Kaç bin tane çekmişler. Köpek sahibine benziyor ve program yapmış Avrupa buna. Yani iyi bir şey yaptık. Ve seviniyorlarmış. Yani ne kadar sevgim var ki ben köpeğe benzedim diyor. Kadın demiş bunu. Kadın köpeğe benzemekten gurur duyuyormuş. Sevgim ona geçiş yaptı diyor. Beni değiştirdi diyor. Sirayet. Ecdadın camilerindeki nasıl ki Osmanlı kokuyor, Cumhuriyet dönemindeki camiler nasıl işte bu insan, veren insan, para yardım edenleri kokuyor. Ne verirsen eline o gelir seninle. Helal, haram demeden yapılan camilerde. Raniyet yok ya. Yani peki netice neydi? Oturduğumuz, kalktığımız insanlardan bize sirayet eder, koku siner. Kokan balığı yemeklerin içine koymazlar, dolapta ona siner diye. Ne yaparlar? Yapmayacak mıyız abi, bulunmayacak mıyız? O yemeğe o koku sinmesin diye folye veya naylon örtmüyorlar. Sen de bir naylon örtmen lazım. Abi nerede bulacağız ya, naylonla mı dolaşacağız falan?
bilgi naylonu. İşte bunlar donatılacaksın. Memlekete gittiğiniz zaman oturacaksınız akrabalarınızın, akrabaların içinde bir tane rezil kepaze, pisliklerini akıtıyor, kanalizasyon boşaltıyor. Adam hep öyle iğrenç şeyler konuşuyor. Diyecek, olan Hasan abi kursta demişti ya. Ona bak bak, baba nasıl et. Hemen ne yapacaksın? Ya bir bahane, ya bir tuvalet numarası diye hemen bir lavabo, oradan çekip gideceksin yani. Anladın? Televizyonda da öyle, aynen öyle. falan diye hemen çekip gitti yani. Bir şey bu yani. Çünkü sana sirayet eder. Ama güçlü olursan senden ona sirayet eder. Öyle birisi vardı, girdim falan, Fuzuli konuşuyor, maç falan almaya da. Bir yere gitmiştik cenazemde. Cenazemde maç konuşuyor. Fesubhanallah ya. Ona bizimkilerle onunkiler çatışmaya başladı sirayetler. Ben de fark ediyorum. Hiç hesaplamıyorum. O şey. Ondan sonra biraz sonra adam terlenmeye başladı. Arkadaşlar demek ki galip ruhaniyet. Onlar böyle sıkınca sıkmaz. Adam oradan oraya kalktı. Oradan ama biraz sonra 5-10 dakikası çekip gitti, defoldu. Savaş. Ha, seninkiler, senin ruhaniyet galipse o buradan gidecek. Gitmek zorunda. Allah'ın izniyle gittiğim yerde hep kalkıp gidiyorlar. Bir tanesi, hocam sen geldin gitti. Saf bilmiyor. Benimle alakası yok. Benim de dalgam var. Yok mu? Herkesin dalga var. Köpekler sahibini dalgayla tanır. Sahabeler Resulullah'ın nereden geçtiğini kokuyla tanırdı. Köpek bile avını kokuyla tanır. Gitmiyorum. Lan görmüyorum ya. Böyle bir av falan yok demiyor. Kokuyla gidiyor. Bu bir kararlılık herhalde değil mi Hasan abi? Diyorlar ki biz bunlarla denizde savaşamayız diyorlar. Diyor ki yeniliriz diyor. Diyor ki sakın yeniliriz deme diyor. Yoksa yeniliriz diyor. Savaşırız. Kesin. Diyor, yeneriz diyor. Kesin. Yani inanmak ve o kararlılıkta olmak insanı galibiyete götürüyor, muvaffakiyete götürüyor. Tarık bin Ziyad gemileri niye yaktı az olduğu halde? Ya galip ya galip. Mağlup şıkkı yok. Bir baktı gemiler yandı. İnandırdı zorla. Galip olacağız. Niye? Başka şansımız yok. O zaman inan bana, dağ ova olur. İnanmıyorsam veya kararsızsam vallahi ova dağ olur. Dertlerin sana derman olur. Ben dertlerimi seviyorum biliyor musunuz? İnanın ha. Derdimi seviyorum. Beni olgunlaştırıyor. Hiç yılmadım. Bak, 98'de işkence gördüm. Ergenekomit bana işkence yaptın. Kendimde değilim, denizin kenarına bıraktılar beni. Sabah mı akşam mı fark edemedim. Çünkü güneş ya batıyor doğuyor. Böyle deniz kenarına gözümü açtığım zaman meğer batıyormuş. Batma güneşi doğma gibiymiş. O gece orada düşmüşüm. Sabaha karşı kalktığım zaman denizde yüzümü yıkamışım. Ve inanın bana o gün derse gittim. O gün derse gittim. O zehir vardı ya vücudumda koşu. Serumu çıkarttık. Akşama yakındı. Serumu çıkarttık. Doğru Ardeşen'e derse gittim. O gece. Ne oldu? Dağ ova oldu. İnandığım bir şey var. Aktif etti beni. Bu vücut da ona uygun çalışmak zorunda. Ben kötürüm, karamsar olsam iyi değilim. Kötüyüm. Vücut inan güzel bile çalışsa böyle inandığı için karamsar çalışacak. Baktım benim vücut tangır 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 ses geliyor, sibop vuruyor, lastik kopmuş, bilmem ben balatalar şey yapın. Ne rot kaldı, ne balans kaldı ama şoför sağlam. Dedim ki derse gideceğim. Bana uymak zorunda. Ayak gelmiyor, geleceksin kardeş. Geleceksin, başka şansın yok. O zaman tak tak hepsi sıraya girdi. Düşünceni. Kendinizden daha kıymetli bir hedefe koyacaksınız böyle gözünüzü. Gözünüzü böyle hele aşağıya bakmayacaksın. Ha ne yapıyorlar ya? Öyle mi ya? Allah ya. Yuhu. Bırak ya buraya bakma ya. Yukarı. Düz de bakma. Düz bakmak yok. Yukarıya. Hedefine. Hayatından daha kıymetli bir hedefin oldu mu bu hayat yaşamaya değer ve dertlerini seversin. Dertlerimi seviyor. Çünkü beni olgunlaştırıyor. Çünkü bana ayrı bir gözlük veriyor. İnan size şefk için anlatmıyorum. Ben inandıklarımı söylüyorum. Yoksa inandıramam sizi. Hiç yılmadım. Hiç karamsarlığa gitmedim. İnan bana. Ya ne olacak falan şöyle mi yapsak falan. Ya ne olacak ya işte
bekarsın, vakıfsın, işte evlenmedin, dünyanın olacak. Ne olursa olsun kardeşim. Dünyanın sahibi var. O onun işi. Ben, bana ne yapar, ne karar verir bilemem. Beni nasıl öldürür? Yaşlanınca kim bakar, ne yapar, o benim işim değil. Ben kimsenin işine karışmıyorum. Ben Allah'ın işine karışmam. Kaldıramam çünkü onun işini. Ben işimi yapıyorum. Ne yapar? Beni ilgilendirmez ki ne yapar. O onun işi. Karışmayacaksın onun işine. Bir 5 dakika daha şey yapayım, ondan sonra sorunlarınızı alırım. Sabahtan beri koşturuyorum ha, keyif 5'te kalkmışım. Malum öğlen dersimiz de var. Oo, öğlen dersi çok güzeldi Murat. Alaka dersi vardı. İkinci ders oldu. Elhamdülillah. Davamı sevmiyorum. Davamı çok seviyorum. Sevmek küçük ya. Sevmek. Seviyorum. Çok seviyorum. Bitti. Dava seni korur biliyor musunuz? Seversen o da seni sever. Hiç nankörlük yapmazlar onlar. Başka? Şimdi ailesi olan bir yere gitse, ailesi olan bir yere gitse, birkaç gün sonra o insan ailesini özler. Biraz size bakıyor. Bakayım ne çıkacak. Beni özlemişlerdir ailem der. Mesela siz ayrıldınız ya ailenizden. Şimdi düşünüyorsunuz. Ailem beni özlemiştir. Doğal da bu. Özlenildiğini, beni özlemişlerdir. Özlenildiğini, beklenildiğini bilmek insana yalnızlığını giderir ve hayata güven verir. Ben yalnız değilim. Bak beni özleyen de var. Beni gözleyen de var. Beni bekleyen de var. Benim eksikliğim de varmış. Böyle bilirseniz, dokunma. Böyle bilirseniz size özgüven gelir. Unutmayın. Sevmek ihtiyaç olduğu gibi sevilmek de ihtiyaçtır. En fazla sevildiğini bilmektir. Allah'ı biz severiz. Ama Allah bizi sevdiğini bilmek var ya, fişek yapar adamı. Onun için benim bak beni bazıları var. Ailesinden şikayetçi. Evde kullanırsınız bunu. Baba gitti. Hanımı arıyor. Bir derste oluyor. Dersten sonra kırık anı. Kapatıyor. Dedim ki İbrahim hanım arıyor. Abi arıyor ya falan. Dur. Lan birisi var da seni arıyor. Beni arayan yok. Ben şimdi ortadan kalksam İstanbul der ki Çanakkale'dadır. Çanakkale der ki Almanya'dadır. Almanya der ki Hatay'dadır. Bilmem nerededir. En son birkaç ay sonra belli olur Hasan'ın yokluğu. Meğer Hasan gitmiş kabire bir aydan beri. Var ya dağda mahsur kaldım da. Dağda mahsur kaldım. Rize dedi ki Pazar'dadır. Pazar dedi ki Çaylı'dedir. Çaylı dedi ki Ardeşen'dedir. Ondan sonra aynı yere iki defa gitmeyince hakikaten bu nerede ya dediler 15 gün geçti. Meğer birkaç metre karın orada kulübede mahsur kaldı. Gördün? Şimdi seni birisi arıyor. Abi arkamı bırakma lan işte aranıyorsun işte lan işte. Bak kıymetli baba bilsene kıymetli. Bak annem arıyor seni ya. Bak değerli bir şeysin. Değersiz olsa koysa kenara hiç aramaz. İnan bana keyif verir ya. Ya neredesin ya? İyi ya. Aman aman eve gelme ya sen gelince. Bazı babalar var, bazı kocalar var. Eve mi geliyor? Eyvah. Herkes kapmaca, köşe kapmaca oynuyor. Kaçıyor, evden kaçıyor ya. Odasına sığınıyor, bilmem nereye kaçıyor falan. Ki dersine oturuyor yalandan yani. Babayı görmemek için. Öyle insan var ki bekliyor onu gözler. Adam gibi olacaksın ki bak herkes seni beklesin ya. Haşa, öyle bir şey yok da. Şimdi mesela siz kursa geldiniz. Anne babanız der mi ki, olan iyi ki gitti ya, nereden? Çok güzel bir kurs çıktı ya karşımıza. Of be ya, rahatladık bunlar gitti be. Deniniz var mı? Yok değil mi? Yok tabii canım öyle olur. Sizi seviyorlar. Bana da bu örneği anladınız mı? Bak bekleniliyorum. Bak bir yere bağlayacağım ha. Bunu anlatmak için anlatmadım. Şimdi bir şey anlatacağım ve keseceğim. Bu çok önemli ve son konumuzdur. Bak beni bekliyorlar. Murat bu çok çok önemli sana da şey. Bana çünkü lazım. Kendime yazmışım. Beni bekliyorlar. Beni özlüyorlar.
ne zaman gelecek? Düşüncem var ya benim, beni onlara bağlıyor ve beni burada canlı tutuyor. Çünkü işim var. Ama özlenildiğimi, beklenildiğimi bilmem bana özgüven getiriyor. Adam, adamım diye. Aynen bu örnek gibi, aileden örnek verdim. Bana da ahirettekiler güven veriyor. Bana ha, ahirettekiler güven veriyor. Onları özlüyorum ben. Onlar da beni özleyip beklediklerini inancımdan ahirete gitmeye bana şevk veriyor. Beni bir özlediklerine inanıyorum. Zübeyir abi gözlediğine inanıyor. Ustad beni beklediğine inanıyor. Ama burada işim olduğumdan dua ettiklerini de biliyor. Hani ölülerin de duası var ya. Çünkü ölüler ahirete göçmediler. Alemi berzahtalar. Orada da terakki devam ediyor. Onların davasını güttüğümden dolayı sen, ben nasıl ki bir dava edilmişim bir şey, vefat etsem arkamda gelenlerin benim davamı götürmeleri, ben orada gözükeceğim. Göreceğim sizi. Yani öyle bir zannediyor musunuz ki alakayı kesti? O avam içindir ya, hayvan neşi içindir atarsın, tamam. Öyle değil. Dava adamlar için öyle değil. Ha, bakar arkamdan devam ediyor. Ona dua ederler ve en sonunda onu beklerler ve özlerler. Şimdi dinde kayda var. 3 gün önce haber alınır. Bir insan öleceği zaman oradakiler hep bilirler. Dostların. Hasan falan tarihte geliyor. Hep duyulur. İnanın bana, hiç sen, size şefk için söylemiyorum. Onun gelmesine yakın 3 gün kala, seviyesine göre hazırlık yapıyorlarmış Murat. He ya. İnan bana, hazırlık yapıyorlar. Hazırlık yapıyorlar. Keşfel kubur velileri anlatıyor. Hazırlık yapıyorlar. Onun için bazıları öleceği günü de biliyor değil mi? Şey yapıyorlar. Ustad ta 1950'de 86 yazmış. 50 sene işte mücadeleyle geçen Hafız Ali abinin mektubu var. Ustad üzerine çizgi yapmış. 86 sene mücadele eden yazmış. 50 yaşında falan. Arkadaşlar, anne babanız sizi özlemiştir değil mi? Bu size şefk veriyor. Ama öyle ana baba düşünün ki, ana babası vefat eden var mı? Yok değil mi? Var mı babası vefat eden? Yok. Vefat eden yok. Şimdi benim babam özlemiyordur. Benim baba, annem özlemiyordur. Benim babaannem özlemiyordur. Dedem özlemiyor. Ablam, kardeşim. Yani beni kimse özlemiyor. Hiç kimsem yok. Bir böyle yaşamak var. Bir de beni özleyenim var ya. Ama öyle ama böyle var. İnsana güven veriyor. Güven, şefk veriyor. Bir de ileri safhasını götürüyorum. Ahirette sizi bekleyeniniz var. Kim abi ya, ben daha önce. Sen neyin peşine koşuyorsan, o koştuğun şey, senden önce koşanlar vardı. Senden önce koşanlar seni bekliyor. İnan. Peki sen gittikten sonra, senden sonrakileri de sen bekleyeceksin. Böyle inanmak kabir hayatını sana sevdirmez mi? Özlenildiğim, beklenildiğim, bir yere gidiyorum, istenmediğim, özlenmediğim, hiç tanımadığım insanların yanına gidiyorum. İnsan psikolojisi bozmaz mı? Öyle bir yere gidiyorsunuz ki özlenmediniz orada. Beklenmiyorsunuz orada. Tanınmıyorsunuz orada. Sevilmiyorsunuz orada. Ne gitmek istersin, ne de sana şef verir, öyle mi? Ama bir şey, düşün ki özleniliyorsun, öyle inanıyorsun. Allah beni seviyor. Bir böyle yaşamak. Özleniliyorsunuz, seviliyorsunuz, bekleniliyorsunuz. Hazırlıklar yapılıyor. Sen de bunu böyle biliyorsun. Kansere nasıl bakarsın? Kabire nasıl bakarsın? Allah Allah. Böyle bakmışlar. Teris tezkeresi demişler. Bana bir pasaport merakası lazım demiş usta. Böyle bu fikir şu anda duydunuz. Bu fikri düşüne düşüne, tefekkür ede ede, hadiselerde kullana kullana size bilgi kalbinize iner. O zaman dünya ile ahiret eşit olur. Ahiret keyif verir size. Anlıyor musunuz? Peki. Burada kesiyorum. Söyle sorun. Yani dedik ya, işte kabir ehli gelmeden önce hazırlık yapıyorlar dedi. Bu hazırlık, yani nasıl bir hazırlık oluyor? Şöyle mesela diyelim ki,
Senden örnek vermeyeyim ki belki hissedeceğim. Şimdi ben bir şeyin peşine koşuyorum. Ben koştuğum şeyler daha önce koşanlar vardı. Zübe ustadların talebeleri, peygamberler, sahabeler. 124 bin peygamber. Şöyle. Şimdi herkes kendi cemaatiyle haşr olur. Hatta her ümmet kendi peygamberliğiyle haşr olur. Biz gidip de Adem Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam'la haşr olmayacağız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şemsiyesi altındayız. O şemsiyenin 14 tane safı var. İmam bir tanedir biliyor musunuz? İmam bir tanedir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o imamlık yaparken 14 tane saf var. Bu Allahu Ekber sesi aşağıya arkalara aktarana ne diyorlardı unuttum o bir tabir var. Nakletçiler var ya. Allahu Ekber imam diyor. O da duymuyor ya hoparla yok. O arkadaki munadi mi ne diyorlar? Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Rabbena ve lekel hamd. Hani diyor ya. Ona bir şey diyorlar. Şey unuttum şimdi fıkıhta ama munadi gibi. Yani o sesi aktarıyor. Allah Resulü tek imam. Her bir 14 tane saf var. Sesi buraya gelmesi için her asın bir imamı var. Öyle rahatten müezzin olamaz. İkinci asrın müezzini var. Böyle. Şimdi biz en 14. asrın safındayız. İmam tek. Mihrap tek. Minber tek. Değil mi? Kıble tek. İşte Medine'ye minber diyor. Mihrap nereye diyor? Mekke bir mihrap. Medine minber. İmam-ı Muhammed imam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam imam. İmam tek. İmam tektir. Bunlar nakledici. İmam yok yani. Bu cami imamlar imam değil. O sesi naklediyorlar. Ses tek. Tamam. Şimdi biz de bu safta mıyız? Cemaattayız. İmama tabi miyiz? O cemaat seni bekliyor. Onun arkasında koştuğun için ister istemez. Tamam. Mesela diyelim ki burada arkadaşsınız. Bir yere gittin. Okula gittin. Bu arkadaşlar sizi beklemiyor mu? Bekle. Geç gelsen. Ondan sonra abinize Murat abi falanca gelmedi ya. Ulan şu kapınızdaki köpek bile siz bakkala gidince buradan yanınıza geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Öyle duydum ya. Kedi doğru değil mi? Okula bırakıyor. Okula kadar bırakıyor. Köpek bak şimdi burası kırsal ya. Bak kapıdaki köpek niçin peki sizce sizi takip ediyor? Bir et verdin değil mi? Şu bir yemek verdin, aranızda bir münasebet, diyalog oldu. Sevgi oluştu. O köpek de şimdi burası şehir merkezi değil biraz. Dışında. Bakkala giderken bak sizi bırakmıyor sizi. Ve inanıyorsunuz değil mi? Başka bir köpek size saldırsa bırakmaz o. Okula kadar geliyor değil mi? Ulan köpek böyle sadakatli olursa, bunun sahiplerini düşün. Maneviler, onu yaratan Allah'ı düşün. Allah seni bırakır mı? Yani bunu böyle yaparsa, ustad seni bırakır mı? Sizinle meşgul olan hocalarınız, abileriniz, ustadlarımız bizi bırakır mı? Onlar da bizi bekliyor. Siz gelmeden önce kursta ranza ayarlanmış değil mi? Mutfak ayarlanmış, çarşaf ayarlanmış, tabak ayarlanmış. İzine gittiğiniz zaman bu dağım gitti diye çarşaflarınız, divanlarınız dışarı atılıyor mu? Bekliyorlar da. Onun için sizi dava arkadaşlarınız bekliyor. Önce giden, önceki asırdaki imam dediğimiz abilerimiz. Ta her safın abileri. Ya bekleniliyorsunuz. Böyle yaşamak. Bekleniliyorum. Özleniliyorum. Tamam? Seviliyorum. Düşüncesiyle yaşamak. Allah beni seviyor. Abi öyle ama yani nereden biliyoruz sevildiğimizi? Sevilmesen Allah sevdiği işi sana nasip etmez. Sen hiç sevmediğine en çok sevdiğini verir misin? Bir daha söylüyorum. Sen hiç nefret ettin. Aman aman gösterme bu adamı. Yani. Bakteri mikrop adam. Böyle bir insana en çok sevdiğini verir misin? Vermesin. Allah da en çok sevdiği imandır. En çok sevdiğine verir. Onu da size verdi. Allah'ın en çok sevdiği iman değil mi? Mal mülk olsaydı Firavun'a vermezdi. Allah en çok sevdiğini en çok kişiye ver, en çok sevdiği kişiye. O da hepimiziz. Bak iman var bizde. Elhamdülillah. Allah bizi seviyor.
Başka? Bu hadis kutsu ya. Benim felsefem değil. İki, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Herkes dine hizmet yapamaz. Allah seçer. Abi kendi iradesi. Ya onlar ala vera dala vera. Onlar sebebi adi, sırada mı? Allah bir kulunu severse, hadisi kutsi, dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevdiklerini nasip eder. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Başka? Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Hepsi hepinizde var. Oh! Peki bu hadisi kutsi, hem de hadiste değil. Hadisi kutsiye göre Allah bizi seviyor mu, sevmiyor? Seviyor be kardeşim. Allah'ın sevdiği işi yapan, halal acaba Allah beni seviyor diyen adam Bakırköy'e götüreceksin. Burada işi yok. Akıl hastanesi. Allah bizi seviyor kardeş. Davasına hizmetçi ettiriyor. Şu anda televizyonun karşısına alabilirdiniz. Ya. Elhamdülillah. İyi ki davamız var. Başka sorusu olan var mı? Yok. Peki. Tekrar El Fatiha.